çok da bet bir sesim vardı Makam da bilmem. <laughs> Ama bağıra bağıra şarkı söylediğim zavallar çok olmuştur. <laughs> Sonradan düşündüm. Hakikaten açamam. Yani nasıl açayım yani? 50 kişi arayacak, 60 kişi arayacak. Nasıl açayım telefonu? Havaalanına geldim. Uçak kalkacak. Orada görüyorum. Yer yok diyorlar. Diyorum ki ya yalvarıyorum yani şöyledir, böyledir. İşte hani bineyim, yetişeyim. Ya ne yapacağız diyoruz. Yer asfalt. Üst taraf beton, Beş katlı bina sizin boyunuza gelmiş, içeriden komşunuz size sesleniyor. Engin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. <laughs> Siz e, son dönemde mecliste tam olayların göbeğinde yer alan bir grup başkan vekilisiniz. Çok büyük bir olay yaşadınız. İşte e, yaralanmaya kadar varan. Bunun mecliste olmasından dolayı ne hissettiniz Engin Bey? Çünkü hani insanın e, kendini de en güvende hissedeceği yerlerden bir tanesi olmadı bence. Bir kere hak etmediğimi e, düşündüm. Böyle bir şeyi hak etmediğimi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda... ...bütün insanların oylarıyla gelen ve bizim için gerçekten değerli bir yerde... ...bir milletvekilinin, üstelik de bir grup başkan vekilinin... ...böyle bir saldırıyı hiçbir koşulda hak etmeyeceğini e, düşündüm. Zaten e, yapmak istediğim, yaptığım şey de... ...hiç kimseye hakaret etmek değildi. Yapılan hakaretin karşı tarafı ne kadar incilttiğini ...ne kadar aşağıladığını... E, ...ve bunun kimse tarafından hak edilmediğini göstermek için... ...o sözlerin aynısını tekrar ettim. Yani amacım birisini küçük düşürmek birisini aşağılamak değil, bu sözler sarf edildiği zaman karşı taraf ne hissediyor, bunu anlatabilmekti. Biz eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir yerde kendimize ve ifadelerimize, hatta vücut dilimize dikkat etmezsek, o zaman bizi oraya gönderen insanların davranışları ve yaşam tarzları ile ilgili söz söyleme hakkımız olmaz. O yüzden ben bütün içtenliğimle ve samimiyetle söylüyorum. Asla kavgadan, ayrıştırmadan yana değilim. Tek istediğimiz şey bizim haklarımıza, kişisel haklarımıza, gerçekten inancımıza saldırı yapılmasın. Eğer bu yapılırsa bunda ne kadar incildiğimizi göstermek için bazen biz de sizin söylediğiniz sözleri size söyleyerek işte sizin yaptığınız tam da budur demek zorunda kalıyoruz. O yüzden, o gün yaşadığım şeyde, genel kuruldaki hiçbir arkadaşıma dava açmadım. Hiçbirisiyle ilgili en ufak bir şey söylemedim. Eğitim Bey, başınızı kimin yaraladığını biliyor musunuz? Yani e, başım aslında o anlatıldığı gibi e, bir yumrukla veya bir şeyle yaralanmadı. Bir şeyle vuruldu. Ee, yok, mi? birisi itti beni. İtince e, İyi Parti sıralarına böyle kaykıldım, düşerken kafam çarptı. Asıl başımdaki şey o fakat AKP grubundan bir birisi e, bana yumruk atarken, yukarıdan yumruk atarken omuzuna gelmiş ve e, eli kırılmış. Üç dört yerden eli kırılmış, alçıya almışlar. Onu daha sonradan e, öğrendim. Bir milletvekilinin de yumruğu şöyle kendimi çekerken yumruğu suratıma doğru e, geliyordu. Yaşadığım anlardan hatırladığım enstantaneler en onlar. Mesela böyle şeyler benim çocukluğumda... ...işte sokakta olan, işte atıyorum kahvede ne bileyim bir oynarken iki kişinin arasındaki <laughs> tartışmada çıkan... gerçekten öyle, hani evet. e, benim aklıma mesela mecliste böyle bir şeyin olacağı çok da gelmiyordu. Asıl bunun kötü tarafı şu, e, bazen insanlar ellerinde olmadan e, öfkelenebilirler ve ani, fevri bir şey yapabilirler. Duydukları o anlık öfke nedeniyle. insan psikolojisi e, bu. Ama o gün bana yapılan saldırıyı zaten e, onlardan gelen haberler de vardı. Diyorlardı ki sana saldıracaklar, meclis kürsüsüne çıkma, konuşma diye haberler geldi. E, kendi partilerinden haberler geldi, görevlilerden haberler geldi. Onlar dışarıda organize olmuşlar, e, biz saldıracağız ve e, işte bayağı da ciddi bir kalabalık tabii, 50-60 kişi aynı anda saldırıyor. Saldıracağız diye organize olmuşlar. İşte bu kötüdür. Organize olmak, bunu yap yapmak için bir plan e, içerisinde olmak, bu kötüdür. Şimdi ben e, onlar organize oldular, bana saldıracaklar diye bir milletvekili ve grup başkan vekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisindeki kürsü hakkımı... bana olacak bir saldırıyı ee, önceden haber verdiler diye bırakamam. Neden? Çünkü orası benim kürsüm değil, milletin kürsüsü. O kürsüden ben insanlara onların haklarını ve hukukunu savunacağım diye yemin ettim o kürsüden. Ee, bana şahsıma olacak bir saldırı ile ilgili o kürsüdeki hakkımdan vazgeçemezdim. Biliyordum saldıracaklarını, bile bile çıktım. Saldırdılar. Ancak şunu söylemek isterim. Bu ülkenin kuruluşunda varoluşundaki enerji teslimiyet enerjisi değildir. Bu ülkenin kuruluşundaki varoluşundaki enerji mücadele de olmuştur. Teslim olma ruhuyla cumhuriyet kurulmadı. Mücadele ruhuyla cumhuriyet kuruldu. Eğer biz bize verilen, yöneltilen tehditleri, şantajları hatta yeri geldiği zaman işte bu tür saldırılara ...boyun eğecek olursak, aslında teslim ettiğimiz kendimiz değiliz. Teslim ettiğimiz, inandığımız davadır. Bizim inandığımız dava ise bizim ülkemizdir, cumhuriyetimizdir. Milletimize verdiğimiz sözdür. Biz şunu istiyoruz. İnsanlar özgürce düşüncelerini ifade etsinler. Ama kimse kimseye hakaret etmesin. Engin Bey, e, kuşkusuz sizi iteni de görmüşsünüzdür. Size yumruk atanı da görmüşsünüzdür. Ne oluyor sonra? Mesela siz... ...bence bir insanın fiziksel yaralanmasından daha kötü, ruhen yaralanması. Ne oluyor mesela? Sonra karşılaşıyorsunuz yine mecliste, kuliste, e, genel kurul salonunda, lokantada. Ne oldu, başınızı mı çeviriyorsunuz? Ee, evet, yani o, o kişilerle karşılaştığımız zamanlarda eğer bir e, görev gereği karşı karşıya gelmiyorsak... ...bazen komisyonlar oluyor. ...grup başkan vekillerinin katıldığı toplantılar oluyor. Örneğin bir yasa çıkacak. Ee, bu yasa komisyona gitmeden önce... E, ...bazen grup başkan vekilleriyle... ...örneğin ben bu hafta nöbetçi grup başkan vekiliyim. Grup başkan vekilleriyle görüş alışverişinde bulunuluyor. Eğer orada geliyorlarsa... ...biz devleti temsil ediyoruz. Kişisel konumumuzu orada yansıtmıyoruz. Orada geliyorsa bir nezaket çerçevesi içerisinde... ...kendi görüşlerimizi ifade ediyoruz. Ama onun dışında... Gerçekten hak etmediğimiz bir davranışı bizi sergileyen bir kişi ise karşımızdaki... ...o yanımızdan geçerken onu görmemezlikten geliyoruz. Çünkü e, ama şunu ifade edeyim, kimseye de haksızlık etmeyeyim. E, o siyasi partide yani AKP'nin milletvekilleri içerisinde de... ...gerçekten düzgün olan, gerçekten kendisini doğru ifade eden... ...düşünce özgürlüğünde konusunda evet ya bu olmamalıydı diyen birçok insan var. O olay olduktan sonra beni arayan çok insanlar oldu. Ee, hatta dışarıdan da arayanlar, eski milletvekillerinden, eski kuruculardan, AKP'nin kurucularından arayanlar oldu. Bunun hiç doğru olmadığını e, söylediler. Benim yaptığımınsa bir meşru müdafaa olduğunu aslında. Kendi, benim yaptığımın değil hakaret, sadece hakaretin tekrarı olduğunu ifade ettiler. Ben bütün bunları içime sindirebiliyorum. Öfkemi kendi içimde şöyle tutuyorum. Ben her gün kendi içimi arıtmaya çalışıyorum. Yani eğer bunu yapmazsanız... ...bu yükle yaşamaya çalışırsanız... ...bu yük sizi başka şeylere yöneltiyor. Ben kendi içimi temizlemeye çalışıyorum. Aklımı temizlemeye çalışıyorum. Yatağa yatarken, kitabıma başlarken... ...yola çıkarken... ...kendi içimi temizleyerek çıkıyorum. Kendi öfkemden arınmaya... Bana yapılanlardan kendimi arındırmaya çalışıyorum. Ve asıl görmem gereken büyük tabloyu görmeye çalışıyorum. Benim görmem gereken büyük tablo her zaman ifade ediyorum. Çocukluğumda hayalini kurduğum tablodur. Ben yatağa yatarken ortaokul çağında Allah'ıma dua ederdim. Derdim ki Allah'ım bana insanlara yardım edecek bir imkan ver ama ailemi de esirge derdim. Öyle yatardım. Evlisin. Allah bana bu fırsatı verdi, ben bunu kötüye kullanmayacağım. Evlisiniz değil mi? Hayır değilim, ne? hayatımda hiç evlenmedim. Öyle mi? Şundan dolayı evlenmedim. Ee, ben askerdeydim, sekiz ay kala babam rahmetli oldu. Benim küçük kız kardeşim, Berna, o zamanlarda daha ilkokula gidiyordu. Bir tane daha kız kardeşim var. Bir de hasta evde dedemiz falan vardı. Askerliği bitirip geldiğimde tercih yapmanız gerekiyor. Elinizde bir aile var. ...ya o ailenin, e, öyle çok maddi olarak da imkanlara da sahip değildik... ...ya o aileyi gözeteceksin, kollayacaksın, kardeşlerini okutacaksın, yetiştireceksin... ...ya da kendine başka bir hayat kuracaksın. Kendi çocuklarınla ilgileneceksin. Ben tercihimi yaptım. Çünkü onlar benim gözümün içine bakıyordu. Hayatımda çok sevdiğim, çok değer verdiğim, sadece annem olduğu için değil... Kendisinin çevresine karşı yaydığı enerjiden dolayı, değer verdiğim annemi ve kardeşlerime sahip çıkmak istedim. Siz e, kaç kardeşiniz var? İki. İki kız kardeşim var. Hepsini, hepiniz beraber yaşıyorsunuz hala. Ee, evli bir kız kardeşim. <laughs> Siz onları terk etmediniz <laughs> ama onlar sizi <laughs> bırakıp gitmişler. onlar evlensinler, hayatlarını kursunlar istedim. Bir kız kardeşim evli. Ee, diğeri de kendi evinde e, yaşıyor. Ee, hem böyle e, yani resim yapıyor, hem e, yazdığı şiir kitapları var, yayınlanan şiir kitapları var. ...kendi hayatını özgürce yaşıyor. Ben de onların hayatlarına yeri ve zamanı geldiği zaman ufak dokunuşlarla nasıl renk katarım... ...nasıl onların hayatlarını daha güzelleştiririm, bunun için çaba sarıyorum. Ankaralılar yaptım. mı? Hayır değiller. Bir tanesi Bodrum'da, büyük kız kardeşim Bodrum'da. Diğeri İstanbul'daydı. Fakat şu anda Ankara'daki bir şirkete geçiş yaptı. Şimdi Ankara'da daha çok görüşeceğiz. Ne evet. oldu mesela o gün? Ee, ...mecliste büyük arbede çıktı. Muhtemelen çok paniğe kapıldılar. Ee, küçük kız kardeşim çok düşkün. Ben, e, tabii o daha yedi yaşındaydı, ufaktı. Ee, çok ağlayarak ağrıdı. Ee, yani e, o kadar çı yani çığlık ata ata, hiç ağlıyordu. Ne yaptılar sana falan e, diye ağlıyordu. Diğer kız kardeşim ulaşmaya çalışıyor e, bana. Annemden biraz gizlemeye çalışıyorlar. Annemin e, sistemik bir e, hastalığı da söz konusu, annemden de gizlemeye çalışıyorlardı. Fakat her birisiyle konuşarak, bunların olabildiğini, e, kendilerini üzmemeleri gerektiğini... ...bana bir şey olmayacağını, onlara e, kendimi de sakinleştirerek elimden geldiğince ifade etmeye çalıştım. E, bu hemen geçmiyor Armağan Bey. Yani böyle siz söylediniz diye hemen geçmiyor. E, alıyor. Bir gün alıyor, iki gün alıyor. Hatta ondan sonra da bazı tehditler oldu. İşte onu meclisin dışına çıkartırken şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi tehditler. Aldığım tehdit telefonları, mesajlar, tweetten mesajlar falan oldu. Koruma vermek istediler ee, bana. Emniyetten aradılar, koruma vermek istediler. Bu korumanın şeyi yok. Arman Bey, yani sınırı yok. Seni neyle koruyacaklar? Sen bir kere kendi insanlarından korkmaya başladığın zaman... Kaçacak başka bir alanın kalmıyor. kime Kimden koruyacaklar seni? Her an bir şey olabilir. O yüzden asıl korumanızı kendi içimizde yapmamız gerektiğini düşündüm, korumayı reddettim. İstemedim korumayı. Ee, gerçekten insanlar size bir kötülük yapmak isterlerse bir şekilde bunu yapabiliyorlar. Ama sizin iyilikle ayakta durmanız. Gerçekten kendinizi ifade ederken kendinizi içinizde bir kötülük olmadığını. Bunu samimiyetle yaşadığınızı göstermeniz sizi koruyacak duygu budur diye düşündüm. Ben hayatıma böyle devam ediyorum. Ne mezunusunuz? Ben e, askerdeydim. Askerdeyken tabii e, dedim ya ekonomik koşullar sıkıntılı falan. E, askerliğimi piyade çavuş olarak yaptım. O Hatta bizi bir özel e, tabura aldılar falan, Tuzla Piyade Okulu'nda yetiştirdiler. Döndükten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdim. Ama yetmiyor, neden? Çünkü geldiğiniz yerler sizi gerçekten şey yapıyor böyle, e, her an hazır olmanız gerekiyor. Samimiyetle kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Ben bu sefer e, Adalet Yüksek Okulu'na başladım. Adalet Yüksek Okulum şimdi bitiyor. E, bunun yanında da e, siyaset ve kamu yönetiminde yüksek lisansımı e, yapıyorum. E, o da e, bu yıl bitiyor e, ve elimden geldiğince hala kendimi bu yönde hazır yani mahcup olacak kişi ben değilim. E, benim nezdimde insanlar mahcup olmasınlar ve doğru temsil edeyim diye kendimi hazır hissetmeye Kardeşleriniz çalışıyorum. Kardeşlerinizle de anneniz. ...zaman zaman size, ya abi artık tamam yeter, e yapma bu siyaseti, evine geri dön, gel beraber daha mutlu bir hayat yaşayalım demiyorlar zaman mı? Zaman zaman mı? <gülüyor> <gülüyor> yani her an e, diyorlar bunu, her an söylüyorlar. E, dediğim gibi annemle oturuyorum, böyle oturup da konuşuyorum. Oğlum işte bak ben de korkuyorum, tedirgin oluyorum, e, sana bir şey olsun istemiyorum, bak sen yeteri kadar yaptın e, görevini e, diyor. Ee, ben aslında bunu Kemal Bey'le de e, konuştum. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla da konuştum. Ee, bazen e, siyaseti yapan ekipler, kadrolar birbiriyle e, iç içe giriyorlar. Ve artık dava sizin davanız olmadığı için... ...ya ben efendim isterseniz bu dönem sizden rica ediyorum e, dedim. E, ayağa kalktı, ben ülkeme hizmet ediyorum, sen de benimle birlikte hizmet edeceksin... Ee, onu hiç unutmuyorum. Şimdi e, gerçekten benim bahçemde çok güzel, bir gün umarım birlikte de oturmak nasip e, olur... ...çok güzel bir çınar ağacı var bahçemde. Ee, o e, evde de zaten o yüzden böyle tercih etmiştim. Kocaman bir çınar ağacı. Onun altında kitap okumak, onun altında arkadaşlarımla sohbet etmek... ...onun altında dostlarımızla bir araya gelmek, gülmek, paylaşmak... Ee, benim çok arzu ettiğim, çok özlediğim şeyler. Zaman zaman sana, bana soruyorlar, diyorlar ki ne olmak isterdin diye, serseri olmak isterdim diyorum. <laughs> <laughs> Gerçekten ee, sevdiğim bir abim var Selahattin diye, diyor ki Engin diyor, sen hiç çifte telli oynadın mı diyor. Oynadım abi dedim, çifte telli oynamaz mı insan? Ya öyle değil dedi, ben gördüm dedi, sen böyle ağır ağır çifte telli oynuyorsun. Kendine dedi böyle atacaksın dedi. <gülüyor> ki, sana gülüyorlar mı, gülmüyorlar mı, ne yapıyorlar, bak ...yorulmayacaksın dedi. Öyle dedi, içini dökerek dedi. Yok abi, hiç öyle... <gülüyor> <gülüyor> ...oynamadım dedim. Yani bizim hayatımız... ...belli bir noktadan sonra... ...kontrollü geçiyor. Hep çevrenize dikkat etmeniz... ...kendinize dikkat etmeniz... Söz, ...sözümüz kurşun gibi... ...ağızdan çıktıktan sonra tutup geriye koyamıyorsunuz. Mecburen... ...kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle bir hayatta tabii ki yorucu oluyor. Ailemi de yoruyor. Ama değiyor mu derseniz... ...bazen hiç ummadığınız bir anda. Örneğin benim telefonlarım, te, aynı telefonu kullanırım, herkese veririm. 24 saat açık. Gece saat 2'de sizi birisi arıyorsa iki kişiden birisidir. Ya sarhoştur, sizi arıyordur. Bak gördün mü, açar demiştim. Açtı <laughs> telefonu diye. Ya da, ya da kızım yoğun bakıma almıyorlar. Şu anda beyin kanaması geçiriyor, babam ölüyor kurtar diyen birisidir. Şimdi siz şu tercihi yapamıyorsunuz. Arkanızı dönün. Acaba aman sarhoştur falan filan diyemiyorsunuz. O telefonu açıyorsunuz. Ben ee, Sakarya'da 34 yıl sonra milletvekili oldum. 34 yıl Cumhuriyet Halk Partisi hiç milletvekili çıkartamadı. Ben ilk milletvekiliyim 34 yıl sonraki. İnsanlar nereye gitsen bana diyorlar ki ya engin bey sen de seçeceğiz seni, Beğeniyoruz, seviyoruz da ama sen de telefonlarını açmazsın falan. Ya ilk önce açarım falan dedim. O politikanın verdiği de hırs var ya. Sonradan düşündüm. Hakikaten açamam. Yani nasıl açayım yani 50 kişi arayacak, 60 kişi arayacak. Nasıl açayım telefonu? Bu sefer aklıma bir şey geldi. Filmlerden mi seyrettiydim? Nereden seyrettiydim bilmiyorum. Aklıma geldi. Dedim ki eğer beni seçerseniz size söz veriyorum. Ben bir milletvekilli irtibat bürosu açacağım ve başına CHP koymayacağım. Bu benim kentimden kim isterse beni arayacak ve burada bir görevli, bir aracı olacak dedim. Açtım milletvekili olduktan sonra. On gün sonra açtım. Ondan sonra bugüne kadar yaklaşık 27 bin kişi başvurmuş e, oraya. Ve onlarla birlikte ne oluyor şimdi? Mesela beni hasta arıyor değil mi? Böyleyken böyle diyor. Benim danışmanım hemen yola çıkıyor. Hatta gidiyor? Onun yanından beni arıyor, durumunu anlatıyor. Ben doktorlarla konuşuyorum, herkesten konuşuyorum. O yatağa ben yatağa. Bizim böyle bir ha Ama şu oluyor, dönüş yapıyor. Kızı yoğun bakımdan çıkıyor. Evladımı kurtardın. Benim sana can borcum var dediği zaman senin bana değil ülkene borcun diyorum. Kapatıyorum. Benim bütün çektiğim acıları, Samimiyetle söylüyorum, bütün sıkıntıları unutuyorum. Yaşam güzel Aa, abi. Yani... Evet ama şu anlattıklarınız da bir yandan da hani herkesin e, derdini yüklenmek gibi bir yandan da. Kesinlikle öyle. Yani bu işi iki türlü yapabilirsiniz. Sadece kendi milletvekilliğinizi yapar. ...maaşınızı alır, hayatınızı öyle sürdürürsünüz. Ya da size ulaşan insanların derdi, sizin derdiniz olur. Onlarla dertlenirsiniz. Biz başka bir şey seçmedik. Kimse bizi de tehdit etmedi milletvekili ol diye. Biz kendimiz istedik milletvekili olmayı. Ne dedik? Ben çocukluğumun rüyasıydı. Duam kabul oldu. Diye. Ha öyle mi? Çocukluktan beri istiyordun. Tabii çocukluğumda işte diyordum ya... ...ortaokuldayken Allah'ım bana insanlara... ...işte onun bana karşılıyorlar. Gerçi... E, ben e, lisede de e, şeyde e, yıllığımda şey yazmışlar. İşte şöyle şöyle konuşmasıyla diplomat olacağı kesin olan Engin kardeşi <laughs> falan diye yazmışlar. Demek ki insanlar da e, öyle bir şey yakıştırıyorlardı ama siz bunu kendinize demek ki ruhen de hazırlıyorsunuz. Böyle bir şey oluyor. Hep Cumhuriyet Halk Partisinde mi çalıştın? Ben hep Cumhuriyet Halk Partisindeydim. Daha önceden tabii biliyorsunuz 12 Eylül öncesi sol şeyleri oluyor falan. Ama ben Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı'ydım Armağan Bey. Bir gün dediler ki Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Öyle mi dedim? Evet. Ya işte gelir mi gelmez mi şöyle mi olacak? Tamam peki o zaman gelirse meclisi toplayalım, ziyaret edecek, konuşacak. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk defa o zaman yüz e geldim. Ben milletvekili olacağım demedim kafamda. Yani ben 27 yaşındayken belediye meclis üyesi seçildim. 27 yaşındaydım. Babam öldü, geldim, bir bakkal dükkanı açtım, Berna'yı okutuyordum. Karşı tarafta da e, bir spor e, organizasyonu vardı, geceleri orada köfte ekmek satıyordum. E, oradayken bana teklif geldi. Sen işte çevren iyi, güzel konuşuyorsun. Seni belediye meclis üyeliğine çağırıyoruz. Gel burada hizmet et diye. Başkandan, Ünal Ozan'dan rahmetle anıyorum kendisini. 27 yaşındaydım. Belediye meclis üyesi oldum. 6 ay sonra başkan beni çağırdı. Dedi ki seni ben başkan yardımcısı yapmak istiyorum. Ondan sonra belediye başkan yardımcısı oldu. Daha sonra e, başkan kaybettikten sonra da devamlı beni gösterdiler. 14 yıl belediye meclis üyeliği yaptım. Sonra ticaret ve sanayi odası meclis başkanı e, oldum. Oradayken e, Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştım. Daha sonra beklerim demişti. Ben bir randevu aldım. Gittiğimde ya dedim efendim siz geldiğinizde karşılaştığımız şeyler falan öyle sıkıntıları gördüm. Ee, hiçbir e, konuda hiçbir talebim olmaz size. Ama şunu bilmenizi isterim, duruşunuzdan ve mücadele anlayışınızdan dolayı e, bir gün nerede beni görmek isterseniz yüreğinizdeki yerin neresi ise ben orada size yanınızda durmaya her zaman hazırım demiştim. Bir gün Gürsel Tekin aradı beni. Ee, öteki günde Milletvekili şeyi son. Ee, Kemal Bey dedi e, size selamlarını söylüyor. Yüreğimizdeki yeri burası, kendisi karar veriyorsa biz bekliyoruz, dedi dedi. Öyle mi dedim? Evet dedi, teşekkür ederim dedim. kapattım. Meclis başkanlığından istifa ettim. Arkadaşlarım diyorlar ki, Engin niye istifa ettin? Burası çok önemliydi falan. E, 34 yıl boyunca kimse vekil olamadı, sen nasıl olacaksın? Biz, dedim, hiç Atatürk'ün lafı var ya, hiç... E, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar yorulmak nedir bilmez. Biz yola çıkalım, insanlarla oturalım, konuşalım, sarılalım, bunun sonucunu alırız dedim. Ee, 43 bin oy alınıyordu devamlı, 88 bin oyla milletvekili seçildik. Vallahi Adapazarı gibi tutucu bir yerden buraya buraya yani. <laughs> Adapazarı'daki e şöyle bir ruh var. Adapazarında benim kentimi çok seviyorum Armağan Bey. E 17 farklı dil konuşuluyor. Sakarya'da. Benim babam Düzceli. Öyle mi? O hemşire <laughs> Evet, 17 farklı dil konuşuluyor. Biz de böyle şeydir hatta bize sorarlar ne milletsin falan filan diye. Benim babam i̇şte, Çerkez. Ha ben de Çerkezim. Ee, evet, ee, ne milletsin derler. İşte Çerkezim, Abhazım, Adıgeyim, Şapsıkım, Kabartayım, Arnavutum, Gürcüyüm. Böyledir yani orada. Ama biz bir uyum içerisinde e, yaşadık orada. Bir dengeyi bulduk. ...Sakarya'da ve ben o yatan <laughs> insanlar öteki gün beni arayıp, bazıları da şöyle dediler ya Allah affetsin ama sana oy verdim <laughs> falan diye. <laughs> depremde, evet. Adapazarı'nda mıydınız? Büyük depremde. Evet. E... Orada yaşadınız. Ben Adapazarı'ndaydım. Ee, beş katlı bir binadaydım. Yanımızda da beş katlı bir bina vardı. Deprem e, olduğu saatlerde, e, hayatımdaki yaşadığım en büyük travmalardan bir tanesi. Deprem olduğu saatlerde... Ee, çok büyük bir binada çatırdama sesliydi uyandık. Binanın aşağı doğru yatıp kalktığını falan, o sırada başka bir gürültü duydum. Bir taraftan kardeşlerimi ve annemi çıkartmaya çalışıyorum ama kapıya gidebilme olana çok zor, savruluyorsunuz. Aşağı indiğimde, e, yandaki binanın benim boyum kadar oldu o beş katlı binanın yerle bir olduğunu ama hala enkazın altından benim sesimi duyup da seslenen insanlar oldu. Ee, onları yan komşumuzun gerçekten e, ya ne yapacağız diyoruz. Yer asfalt, üst taraf beton, beş katlı bina sizin boyunuza gelmiş. İçeriden komşunuz size sesleniyor ve beni kurtarın diyor. Yani ne yapabilirsiniz bilemiyorum. İş makinesi yok, o yok. İlk anlar ne yapabileceğinizi bilemiyorsunuz. Yandaki komşu bir demir leveyi aldı, bir çekiçle asfalta vurmaya başladı. Hayranlıkla ona baktım. Ben de hemen bir yerden bir şey aldım. Ve orada gerçekten bir müddet ben yardımcı oldum. Diğer sonra komşular geldiler, yardımcı oldular. Ve o aile kurtuldu. Ama en acısı ve ben panik atak oldum daha sonra. Kapalı ortamlarda e, çok sıkıldım, tedavi gördüm. Beni asıl rahatsız eden şey... ...kurtaramayacak olduğunuz insanları korkmasın diye sabaha kadar bekleyip onlarla konuşmaktır. Asıl sarsıcı olan şey o. Gerçekten e, hayatınızda geceliğin e, kaç olursa olsun kalkıp sırtınızın terleyerek hatırladığınız... Ee, ...ve yaşantınız boyunca da unutamayacağınız, bilinçaltınıza yerleşen bir şey. O yüzden bir kere daha... ...hem İstanbullulara hem de tüm Türkiye'deki deprem bölgesinde olanlara... ...bizi kurtaracak olan şey... ...asıl şey... ...depremle ilgili binalarımızın gerçekten sağlam olması... ...ve bizim tedbir almamız. Eğer biz bunu yapmazsak, hem kendi hayatımızı, hem başkalarının hayatını gerçekten yok sayıyoruz. Onun için buna dikkat etmemiz Benim gerek. de deprem fobim oluştu, o depremden sonra. Neredeydiniz? Ee, dedim ama ailem benim Heleke'deydi. Hmm. Ben kendimi dışarı attım ama sonra sokaklarda, işte arabaların içinde akülü radyolar... ...merkez üssü, Gölcük deyince ben arabaya bindim geldim, annemi babamı buldum, dayımları buldum. Ben geldiğimde... ...Helekeye ve İzmit'te daha hiç kimse işin ciddiyetinin farkında değildi. Ben bayağı trafiksiz İstanbul'a geldim, herkesi buldum, herkes sağlam, geri döndüm, işe gittim. Ulaşabildiniz. Evet. Ama hiç trafik falan yoktu Engin Bey. Her şey birden sonra, öğlen birden sonra karışmaya Hareket başladı. Tendi. Evet, evet. Şu acayip bir gündü O zaman o manzarayı biliyorsun. Tabii ki bilmez mi? O görüntüyü hatırlıyorsunuz Hepsin yani. Evet, yani. ha, müthiş, müthiş. Korkunçtu. Benim çocukluğumun geçtiği, avukatlık yaptığım binalar falan korkunçtu her şey. Evet, evet. gerçekten. Sarsıcı ve dikkatli olmak gerekiyor. Bu konuda yapmamız gereken şey, öz kaynaklarımızı, Türkiye'nin öz kaynaklarını... ...insanlarımızın geleceğini güvence altına almak, özgürce yaşamalarını sağlamak için kullanmalıyız. Bu o kadar zor değil. Hangi siyasi partiden olursak olalım, AKP, CHP, MHP falan filan hepimiz bir arada dış tehdide karşı, işte koronaya karşı <laughs> ne yapıyoruz? Birlikte mücadele ediyoruz. Tamam. Bir asker, ben askerdeyken mevziye yattığımızda hadi koru beni dediğimde o fırlayan Mehmet AKP'li mi, CHP'li mi, MHP'li mi hiç fark etmez. Onun adı Mehmet'tir, sen de Mehmet'tir. ...seni var edecek duygu, bu duygudur. Sizin hayatınızda o askerlik çok önemli bir yer tutuyor anladığım kadarıyla. Çünkü her şeyi şöyle anlatıyorsunuz... ...askerden geldikten sonra, askere gitmeden önce, evet. askerden gelip döndükten sonra... ...niyeyse o askerlik hayatınız... Askere gitmeden önce... <laughs> ee, ...şöyle diyor, askere gitmeden önce babanız vardı. Yani ha. o sizin hayatınızda belirleyiciydi. Askerden döndükten sonra... Artık siz varsınız, siz ailenizin hayatı ile ilgili belirleyicisiniz. Anladım, siz babamdan Aslında önce, asker. babamdan sonra demek istemediğiniz evet, için evet. askerden evet, önce evet. ve askerden sonra. İnsan yani. onu hissediyor. yani o hani derler ya bir köşede olsun yeter ki yaşasın, İşte onun başka bir enerjisi var. O, o olmadığı zaman başka türlü. Kaç babanızı babanız Ben e, babam öldüğünde babam 63 yaşındaydı, e, işte ben de askerdeydim. Ee, yani e, bir de tabii e, Kars, Çıldır'daydım. Oo. Dokuzuncu hudut taburu. Yani Rusya'nın en son sınır bölgesindeyiz. Müthiş işte, e, oradan yolculuk etmek, o zamanları bilirsiniz. Ee, İstanbul'a gelmek dört saat, beş saat sürüyor, Sakarya'dan gelmek sürüyordu. Oraya gitmek yirmi dört saat sürüyordu. Şeye geldim böyle, e, havaalanına kadar bir kamyonla gönderdiler beni. Havalanına geldim, uçak kalkacak, orada görüyorum, yer yok diyorlar. Diyorum ki ya yalvarıyorum yani şöyledir böyledir işte hani bineyim yetişeyim. Ee, hatta parasını ödeyeyim yolcunun, otel parasını falan, mümkün değil dediler. Gözümün önünde uçak kalkıp gitti. Uzatmayayım, ben geldiğimde babamın cenazesi yarım saat önce kalkmıştı. İki gün bekletmelerine rağmen. Onun için hani diyorsunuz ya askerden önce, askerden sonra. Aslında ne demek istediğimi tam da doğru ifade ettiniz. Ee, hayat böyle bir şey. Fazla dramatize etmeyeyim yani o konuyu. Evet. <gülüyor> 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 evet, evet. Ama e, mesela sonra evlenmemek de çok büyük bir tercih. Çünkü bir insan evlenince de ailesine bakabilir, evlenince de ailesinin yanında olabilir. Hani sadece evlenmemek değil yani. Maddi imkansızlıklarla... Ee, ...o anki maddi imkansızlıklarla e, bulunduğunuz durum yan yana geldiği zaman, örtüştüğü zaman e, tercih yapmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer gerçekten maddi imkanlarınız çok olanaklıysa o zaman kendi hayatınızı da kurup e, ve kendi öz ailenize de zaman ayırabiliyorsunuz, olabiliyor e, bu. Ama e, yani şimdi sizinle bütün sohbetleri izlediğim için biliyorum, çok keyifli e, hepsi. Çok da keyifle izliyorum e, bu arada. E, yani e, şey yapmak istemiyorum, böyle acıklı senaryolar Eskaf falan mı? filan öyle bir şey yapmak istemiyorum. Biz herkesi buraya görmek için çağırıyoruz. Evet, sağ olun, <laughs> e, sağ olun. E, şimdi öyle bir zamanda e, diyorsunuz ki... Ee, ...işe girmek istiyorsunuz... ...işe giremiyorsunuz... ...oraya gidiyorsunuz o olmuyor... ...buraya gidiyorsunuz o olmuyor... Ee, ...bu sefer e, tek katlı evi yıkıyorsunuz... ...yerine bir bakkal dükkanı açıyorsunuz... ...karşısında da bir işte spor organizasyonu var. Geceliğin de orada köfte ekmek satıyorsunuz falan. Siz köfte ekmek satar satarken hiç düşünemedim ben biliyorum. Demin de laf arasında söylediğiniz de... bir gözümün önüne gelmedi. Yahu ben. o konuyu ben arada bir söylüyorum. O kadar keyif aldığım bir zaman ki. Şimdi <laughs> üniversite mezun arkadaşlarım var. Kız arkadaşlarımız geliyor. Ben köfte ekmek satarken onlar yetiştiremiyorlar böyle paketleme. Öyle bir enerji doğduydu ki hayatımın belki de en keyifli. Hani böyle ee, böyle iş bittikten sonra hani kasayı toplarsınız, sayarsınız, cebinize koyarsınız. Oh bugünü de böyle güzel bitirdik. Bir de paylaşırsınız insanlarla falan. Hakikaten çok güzel, çok böyle severek yaptığım şeyler. Belli ki çok da popüler olmuşsunuz. O evet. köfte, ekmekler. <laughs> ben dedim ya çocukluğumdan, babam bana kızardı. Bir aralarda torna tezgahında çalışıyorum. Ee, daha ilk e, okulu bitirmişim, hemen işe gelmişim. Ee, ben e, 80 öncesinde belediyede işe girdim. Belediye başkanı Ünal Ozan'dı. İşçi olarak girdim belediyeye. 80 e, sonrasında darbe oldu. 82'den sonra geldim. Ee, bakkal dükkanındayken Ünal Ozan beni çağırdı. Belediye meclis üyesi olmam için. Ve e, işçi olduğum yere belediye başkan yardımcısı oldum. Ve belediye meclis üyesi oldum. Ondan sonra da devamlı sivil toplum örgütlerinde, devamlı insanlarla ticaret odasında kurduğum işte her yerde ee, ben insanlarla iç içe olunca kendinizi do ya dokunursanız insanlar sizi seviyorlar. Böyle yapmacık hareketler falan filan bunlar bunlar şey değil. Yani insan olduğun gibi olmak. Eğer kucaklarsan insanı sen ona hatır koyarsan, beraber gidip görüşürsen, iyi gününde kötü gününde bir şekilde bir yerde durursan. O zaman sana insanlar gerçekten sarılıyorlar. Ben mesela binlerce kişi gelmiştir babamın cenazesine. Orada her geleni biliyorum. Her geleni tanıyorum. Yani biliyorum kim hangi ağacın altında duruyor, kim nerede duruyor, kim ne yapıyor. Bütün bunları biliyorum ben. Demek ki insanlar da sen gidersen seni biliyorlar. O zaman seni alıyorlar, yüreğine koyuyorlar. E bu da güzel bir şey, güzel bir duygu okuduydum gene de bir sergiye gittiğimde de gördüm kocaman yazmışlar. Dostlarınız varsa ve onlarla hayatı paylaşabiliyorsanız ömrünüz uzuyor. Evet. Diyor. E paylaşamadığınız bir şeyi ne yapacaksınız? İstediğiniz kadar servet sahibi olun. Onun için ben seviyorum. Onlar da beni Altmış 62'liyim. Ha evet, benden 4 yaş büyüksünüz. Ben 66'lıyım. Ee, ben sizden çok daha büyük gibi gösteriyorum <laughs> ama bu ama siz siyasetin ceremesini çekiyorsunuz. <laughs> ben de ben de siyaset ceremesi yok. Bak. <laughs> Çocuklarınız olsunuz ister miydiniz yoksa mutlu musunuz böyle? Mesela ben benim de çocuğum yok. Ben de hiç evlenmedim. Evet. Mesela şu anda bakınca o çocukları iyi yetiştirmek için çaba göstermek ve o kadar çabalamak Mesela bana yorucu geliyor, etrafımda gördüklerimden çünkü sürekli şöyle bir şey, dert var. Hangi okulu yollayalım, şimdi ne olacak, eyvah burada bilmem ne... ...bu eğitim sisteminin karmaşıklığından dolayı Türkiye'deki, mesela o yüzden... ...bazen iyi ki benim çocuğum yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani, siz ne yani. hissediyorsunuz? Ee, ben, ee, işte gene asker diyeceğim, bana şey ben <laughs> <laughs> Bana, bana ufak diye bir resim göndermiş bana, o ufak kardeşim. Baktım rengi falan filan soluk. Şimdi e, bir asker arkadaşım diyor ki, sekiz ay boyunca onu ranzanın üstüne takmıştın. Hep ona seslenirken hatırlarım seni, e, diyor. Şimdi bu benim kardeşim, bir de çocuğunuz. Şimdi ben kardeşimde, de, o, yani her iki kardeşim de de... ...onlar iyi olsunlar, mutlu olsunlar, başları öne eğilmesin, muhtaç olmasınlar. Bir baba için en kötüsü, ya baba ben şunu istiyorum deyince... ...eğer onu karşılayacak gücünüz yoksa hayat enerjiniz bitiyor. Biter. Ben kardeşlerimde bunu hissettim. Bu e, bir ömrünüzü alıyor. Bir on yılınızı, on beş yılınızı alıyor. Ondan sonra farklı düşünmeye başlıyorsunuz. Sizin gibi e, düşünmeye başlıyorsunuz. Ben bir daha bunu yaşayabilir miyim? Bir daha bu olabilir mi diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ben bunu yaşadım. Onları kendi evladım olsaydı bu kadar e, severdim. Bütün enerjimi ve gücümü onlara olan sevgime de ayırdım. Onlar da beni çok sevdiler. Onlar da beni her zaman çok sevdikleri bir abiler olarak bağırlarına bastılar. Ben bu hayatımdan memnunum. Ve yaşadığım hayatı keşke bir daha böyle bir şeyle karşılaşsan ne yapardın diye sorsalar gene böyle yapardım. Çünkü onları gördüğüm zaman, yaşadıklarını gördüğüm zaman, mutluluklarını gördüğüm zaman hoşuma gidiyor. Ve hani derler ya kendimden gurur duyuyorum. ...duyuyorum işte kendimle gurur duyuyorum. <laughs> ah dünden beri <laughs> Ben sizi boşuna sevmemişim. <laughs> Genel olarak Türkiye'de e, kız çocukları kendilerini, ailelerine adarlar. Erkek çocukları azdır aslında. Annemin bize verdiği sevgiden kaynaklanıyor Arman Bey. Hayatım boyunca e, beni bir gün kapıda oğlum deyip de kucaklamadığı hiçbir anı hatırlamıyorum. Beni öpmediği tek bir günü hatırlamıyorum. Evde olduğum zamanlar içerisinde. ...sıcaklığını bana hissettirmediği tek bir anı hatırlamıyorum. Annemin kırdığı bir insanı hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum. Bana ne verdiyse, beni nasıl yetiştirdiyse ben de hayatıma öyle devam ettim. Çok düşkünsünüz annenize. Efendim? Çok düşkünsünüz annenize. Çok düşkünüm. Yani gerçekten çok düşkünüm. Ben bunu hiç kimseden de hayatım boyunca hiçbir zaman saklamadım çünkü ee, yani... Dedim ya hani bir sistemik hastalık falan e, diye, orada dediler ki ya bu kadar çok test falan, e, lupus hastası olduydu. E, binine yakın test falan yapıldı. Dediler ki ya bu ağır bir e, psikologla konuşmak lazım falan. Konuştu psikolog onunla, benimle de konuştu, şöyle ifade etti. Meslek hayatımda hiç bu kadar acıyı, bu kadar naif bir şekilde şikayet etmeden anlatan başka bir kimseye rast gelmedim dedi. Biz onun yetiştirdiği evlatlarız. O da bizi işte hadi siz de ben size ne yaptıysam siz de ülkenize onu yapın bir dedi. Bir şey söyleyeceğim zaten. İyi ki de evlenmemişsiniz. Bu kadar annesine, bu ya. kadar annesine <laughs> düşkün bir insan. Kötü bir kaynana olabilir. <laughs> Hayır, bir şey diyormuş annem diyormuş, bir şey diyormuşum, annem diyormuş falan. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> yani büyük bir gelin kaynana e, geçimsizliğinden de kurtarmışsınız <laughs> aslında evet. müstakbel gelini. Burada bambaşka bir adam oturuyor olabilir. <laughs> Ne kadar daha devam edeceksiniz siyasete? Ee, gerçekten çok samimi olarak söylüyorum. Ee, genel başkanımızla da... Şimdi erken seçim falan diyorlar Alman Bey. Bunu gene otururum genel başkana söyleyeceğim. Ee, eğer ee, siyasete devam etmek arkada isteyen arkadaşlarımın sonuna kadar önünü açıyorum, yardımcı oluyorum. Ee, bu dönem son olsun isterim. Yani bitsin isterim. Ama şöyle düşünün. Kimin ne kadar emekli maaşını alacağına biz karar veriyoruz. Öğrencinin ne kadar para ödeyeceğine, burs parası ödeyeceğine biz karar veriyoruz. Kimin çocuğunun nerede öleceğine biz karar veriyoruz. Suriye'de mi ölecek, Irak'ta mı ölecek? Nerede öleceğine elimizi kaldırıyoruz. Sizi bir milyonluk bir kentten ya da 85 milyonluk bir ülkeden 600 kişi seçip gönderiyorlar. Aldığınız kararlar ben siyasetle ilgilenmem, siyaseti sevmem diyen herkesin hayatını ilgilendiriyor. Siz dizayn ediyorsunuz. Sokağa çıkmayın diye bizler karar, siyasetçiler karar alıyor. 65 yaş üstü oturacak siyasetçiler karar alıyor. Biz karar alıyoruz. Yani bu ülkede yaşayan insanların hayatlarıyla ilgili biz yön veriyoruz. Bunu yaparken şöyle yapamıyorsunuz. Belli bir süre yaptıktan sonra anlıyorsunuz bunu. Bana ne? falan filan. Bu diyemiyorsunuz. Düşünün ben para kazanmanın, ben dedim ya köfte ekmek falan, Ben acayip para kazanırım. Acayip, hiç zor değil. Gerçekten. Girerim, içinden girerim, oradan girerim, ikna ederim falan filan. Para kazanırım, para kazanmak önemli değil. Ve çok da keyifli kazanırım parayı. Ama siz hayatınızın en önemli zamanında işinizi bırakıyorsunuz, hayatınızı bırakıyorsunuz, başka bir tercih yapıyorsunuz. Bunu yaparken ya kendi çıkarınız için yapacaksınız ya milletin çıkarı için yapacaksınız. Eğer milletin çıkarı için yapıyorsanız yaptığınız şey aslında hayatınızın geri kalan kısmını bırakmak oluyor. Çünkü işinizi bırakıyorsunuz. Her şeyi bırakıyorsunuz. Kazancınızı bırakıyorsunuz. Bırakmak oluyor. O zaman geriye bir tek şey kalıyor. Tamamladın mı? Yapmak istediğini tamamladın mı? Şimdi ben ülkemde yaşanan, çok siyasete girmek istemeden, şöyle üstün körü söylüyorum. Ülkemde yaşanan şeyleri içime sindiremiyorum. Ben, benim ülkem şu anda istiyorum ki eğer hıfzı sağ kanununa göre evde otur diyorsa, esnafa dükkanını kapattırıyorsa, benim ülkemin hazinesinde yıllardan beri ülkemin insanların ödediği vergilerle dolu para olması gerekiyor. Ne zaman için? İşte tam da bu zaman için. Bu zor günler için. Onlar o zor günlerde nasıl Almanya milyon bin dolar, 3000 dolar veriyor. Amerika trilyon dolar ayırıyor. benim ülkemin insanına bin lira para verip sen evinde otur dükkanını kapat, ye iç, yaşa diyemiyorsak o zaman kabahati insanlarımızı atmayacağız. Biliriz kabahat. Hatta kabahati iktidara da atmayacağız iktidar kabahatli falan demeyeceğiz. Gene bilir. Biz yeterince mücadele edeceğiz. Yeterince terimizi akıtacağız. Yeterince insanlara anı. Efendim anlamıyorlarmış. Anlatamıyorsan o zaman yapma. Anlatacaksın. Gideceksin anlatacaksın. Bu hayatın böyle olmayacağını, daha da farklı olabileceğini, daha da farklı yaşanabileceğini, bunda kendi vereceği kararın da önemli olduğunu anlatabileceksin. Eğer yapamazsak o zaman kabahatli hiç kimseye atmayacaksın, aynaya bakacaksın, kabahatli sensin. O yüzden ben siyaseti işte bunu hissederek yapıyorum ama arzum, arzum çınar ağacının altına gitmek. <laughs> Adapazarı'nın mı o çınar ağacı? Sapanca'da. Sapanca'da. Nedir güzeldir Sapanca? Ya sorayım. Tamam. Maşukiye'de mi? Ee, Maşukiye'ye çok yakın. 40 Kırkpınar'da. Kırk Maşukiye'ye çok yakın. Çok da böyle ağaçlar olunca benim hayatım onlarla geçti. Çocukluğum da hep ormanlarda. Benim zamanımda ilkokulda giderken köyde elektrik yoktu. E biz giderdik ormandan ağaç ağaçları keser, odunumuzu öyle ayarlar. Yani ormanın içerisinde yaşadık. Ben rüzgar nasıl eser, kuş sesi nereden geliyor, diğer o hayvan sesleri ne, nasıldır bunları bilirim. Ürktüğüm zamanları nasıl ıslık çalıp da ormanı geçtiğimi bilirim yani. <laughs> bunları bilirim. Çok da bet bir sesim vardır, makam da bilmem. Ama bağıra bağıra şarkı söylediğim zamanlar çok olmuştur. <laughs> çok. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlarla böyle mısır falan filan e, çalıyoruz tarlalardan çalıyoruz diyorum. Çalıyoruz. Ne yapalım kiliseylemeden ateş yakıyoruz falan. Topluca şarkı söylüyoruz. Şarkı söylerken ben de katılıyorum. Bir tanesi dedi ki ya Engin dedi sen söyleme biz söyleyelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O gün bugündür bir daha hiçbir şarkıya katılmadım. <laughs> çok tutkuyla bir siyaset yapıyorsunuz. Evet. Dışarıdan öyle gözüküyor. Evet. Ee, Muharrem Bey'in çok ee, iddialı olduğu Cumhurbaşkanlığı Seçim'in gecesini hissettiniz engin mi? Çünkü bir tarafta Muharrem Bey'in en azından ikinci tura kalacağı yönünde çok büyük bir beklenti vardı. Fakat o gece ne olduysa oldu. Bir sürü insan küstü, ee, büyük bir iletişim kazası yaşandı. Tutkuyla siyaset yapan ve e, CHP'nin önemli bir görevinde olan bir insan için... Ne hissettiniz? 2004 öyle? yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oluyordum Sakarya'da. Kaybettim o zaman. Ee, inanın i̇nanın bana bir hafta evde kaldım ve ağladığım zamanlar oldu. Yani böyle içim, içim yandı, buram parçalandı. Şimdi e, kendi kendinize hayal kuruyor. Hayal kurmadan siyaset yapamazsınız. Hayal kuruyorsunuz. Başkan olursam şunu yaparım, milletvekili olsam bunu yaparım, cumhurbaşkanı olursam şunu yaparım. Emini Muharrem Bey de kurmuştur. O hayallerinize başka insanların da hayal kurmasını sağlıyorsunuz. Hayalleriniz ortaklaşıyor. Bir ülke ayağa kalkıyor. Ve o ülkede siz bir bakıyorsunuz miting alanlarında binler, yüz binler toplanmış. Hayalleriniz umuda dönüşüyor. Umut olmadan bir şey olmuyor. Umuda dönüşüyor. Ama umudunuz o gece rakamlarla son bulunca yaşadığınız şey hiç de kolay olmuyor. Gerçekten sarsılıyorsunuz. Şimdi bir lider kendisi aday olmak ister. Değil mi? Ben, ben aday olayım der. Kemal Kılıçdaroğlu kendisi aday olabilirdi. Tamam. Muharrem İnce ben aday olayım dedi. Hiç unutmuyorum o gün. Parti meclisi toplandı. Ben de parti meclisindeyim, üyeyim. Toplandı. Ve e, genel başkan bu konuda adayımızı bil, milletimize soracağız ve öğreneceğiz dedi. Daha sonra bütün milletvekillerini topladı. Muharrem İnce'yi davet etti. İnsanlarımızın da istediği bizim de adayımız sensin dedi. Tuttu eline kaldırdı. O da bu yarışı sürdürdü. Mücadele etti. Şimdi o gece artık beklediğiniz şey yeni bir Türkiye yeniden bir parlamenter düzen inşası. Layık, demokratik, güçlü bir parlamenter sistem, Güçler ayrılığının olduğu bir parlamenter sistem, Türkiye'nin dış sermayenin gelip de yatırım yapabileceği adil bir hukuk düzeninin tekrar inşa edileceği bir Türkiye. Bunu gerçekleştireceksiniz. Tüm bu hayalleriniz ve umutlarınız rakamlarla bitiyor. Bu sarsıcı. Onun için hep beraber büyük açı çektik. Sadece biz mi? Bunun arkası depresyon oluyor mu? Olur, 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 olur. Bir kere kendinizi, kendinize davanızı bir kere daha inandırmanız gerekiyor. Kendinizi bir kere daha ikna etmeniz, yenilemeniz gerekiyor. gerekiyor. Yenilemeniz gerekiyor. Evet. Öyle kolay bir şey değil. Yani bir, bir daha başlamanız gerekiyor. Onun için olmaz olur mu? Olur. Ama başlıyoruz, yapıyoruz. Bir de. Ülkemizin insanları, çok güzel insanlar var. Çok güzel gençler yetişiyor. Ya, güzel güzel kafalar var. Onları da görüyorsunuz ve umudunuz tekrar yakalıyorsunuz bir yerden. Yani e, umutsuz durumlar yok diyor ya Mustafa Kemal Atatürk. Umutsuz insanlar var diyor. O yüzden bizim umutumuzu asla yitirtmemeliyiz. İnsanlara Türkiye'nin gerçeğini anlatırken hep eleştirerek, kötüyü söyleyerek değil... Aynı o Mustafa Kemal Atatürk'ün umutsuzluktan cumhuriyeti tekrar inşa ettiği gibi o başarıyı yakalayabileceğimiz umudunun Türkiye'nin potansiyeli olduğunu herkese inandırmalıyız. Çünkü gerçekten çok güçlü bir ülkeyiz. Sapanca güzel diyorsunuz ya, İstanbul güzel, Bolu güzel, Dülce güzel. Benim ülkemin her yere ait bir güzel. Dışarıdan büyük pencereden baktığın zaman dünya penceresinden ülke böyle inci gibi Oturmuş oraya, e şimdi böyle bir ülkede yaşayan insanlarla birlikte hak ettiği şeyi tekrar onlara sunmak lazım ve senin elinde... ...böyle buna hizmet edecek bir fırsat var, bu önemli. Engin Bey geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi bu kadar yakından tanımak gerçekten çok keyifliydi. Için de. Ee, çok az... Bugüne kadar bir sürü, yani birçok bir insanla, misafirle, konukla çekim yaptık. Ama siyasetçilerle çekim yaptığımda daha mutlu oluyorum. Çünkü siyasetçiler kendi insan yönlerini, niyeyse saklamayı tercih ediyorlar hep. Ama burada onların bir sürü insan yönünü görmek bana çok büyük keyif Buranın veriyor. Buranın büyülü yeri de o. <laughs> evet, arkadaşlara girmeden önce söylemiştim. Ben izliyorum, yapılan programları da izliyorum YouTube üzerinden. Buranın büyülü yeri o. Dedim ya, sizin başardığınızı biz de başarmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Sizi tanımaktan Teşekkür çok büyük keyif aldım. Çok keyifliydi. Çok Sağ olun. Sağ olun.